Almanya'da. Lan 24 sene ülkenin başında. Yok sana ya. Türkiye 7. Yok. Aa, yok senin. Sen bakın körü diye. Lan ne yaptı göster yaptı ya seni göster Allah Allah. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden? Murat Kurum güzel çalışıyordu ondan. Ne zaman geldi de çalışmaya başladı abi? He? Daha gelmedi ki belediyeye. Niye? Şey değil miydi? Çevre ve Şehircilik Bakanı. Evet. Evet. İmar affının altına imzayı kim attı? İmar affına. Yaptığı işler gördük de Murat Kurum'un. 11 tane ilden mi bahsediyorsun? Hayır. Yani Murat Kurum bir çevre bakanı değil miydi? Evet abi. Tamam. Adam ne işler yaptı? Ne iş yaptı abi? Peki İmamoğlu ne iş yaptı? Ne yapmadı ki abi? Şimdi bak taraf tutmuyorum ben. Beni yanlış anlama. Ama hani bu mesela en basit halka güzel bir şey olarak kent lokantasını söyleyebilirim sana. 40 liraya 4 çeşit yemek yiyorsun. Ya Allah aşkına İmamoğlu devamlı tatil yaptı yani bu 5 senedir. İşi gücü tatildeydi yani. Bir şey İnsan yaptı, değil yoktu. Mi abi? Siz daha gençsiniz. Daha sizler çok şey görmediniz. Biz çok şeyler gördük. Abi vallahi senden yani, daha çok şey gördüğüme eminim. Hayır. Emin olamazsın. Sen benim yaşım... Tüp kuruklarını biliyor musun? Benzin kuruklarını biliyor musun? Hastane kuruklarını biliyor musun? Evet hepsi varmış. Vardı. Şu an telefonda var. Maaşı alma kuyruğunda ölen insanlar vardı. Kaç yaşındasın abi? 67. 67? Evet. Şu anda bir yere gitsen bir hastaneye. Randevu almadan girebiliyorsun değil mi sen? Hayır randevu almadan giremiyorsun. Randevu almak zorundasın. Evet almak. Ne zaman geliyor randevun abi? Ya randevu bazı şeyler olacak ya, ufak tefek şeyler olacak ya. Abi, ufak tefek dediğin şey 8 ay, 1 sene. Ne yani, öbürleri gelse daha iyi mi olacak? Bak mantıklı konuşuyoruz şu anda. Sen normalde insan kuyruğu var diyordun. Şu anda telefonda var o kuyruk. Doktorlarımız nerede? Ya bu, bak bu hükümet geleli Türkiye'de çok büyük rahatlık var. Huzur var, evet. Güven var. Evet. Her şey var. Evet. Bu hükümet geleli. Evet. Bu hükümet geldiğinden beri çok şeyler yapıldı. Çok. Yani hastanelerde rahatlık var. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyelim abi. Evet. AK Parti geldiğinde çok güzel şeyler yapıldı. Evet. Çok güzel şeyler imza attı. Evet. Savunma sanayimize çok güzel imzalar attı. Aynen. İyi yanları var. Peki kötü yanlarını neden söylemiyorsun? Kötü yanları yok. Nasıl yok abi? Yok tabii ya. Ekrem İmamoğlu'nun iyi yanlarını söyle. Ya Ekrem İmamoğlu dediğin adam boş adam ya. Neden abi? Boş. Adamın bir icraatı yok ki. Var ya abi. Göster icraatını göstersene abi şu adamı. En basit bir tane şey söyledim sana ya. Ne söyledin? Kent lokantası söyledim. İyi ki tamam. Söyledin kent lokantası. Başka tamam, ne var? Tamam bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Murat Kurum diyor ki ben geldiğimde diyor 5 yılda trafiği azaltacağım diyor. 10 yılda trafiği bitireceğim diyor. He. Tabii. Murat Kurum diyor. Ya bunu demek de olmuyor. İcraat lazım icraat. Tamam. Bunu ancak bu hükümet yapar. Tamam Murat Kurum bu diyor bu hükümet ne diyorsa onu yapar. Abi Murat Kurum diyor zaten bunu. Ben Murat Kurum demiyorum. Bu hükümeti diyorum. Bu hükümetin başında kim varsa yani icraatı o götürüyor. O yapıyor. İcraatı o götürüyor. O zaman niye vaat veriyor? Neden vaat veriyor? Vaat veriyor işte. Verdiği vaatleri de yerine getiriyor. Daha ne istiyorsun? Trafiği bitirebilir mi? Bitirebilir bu hükümet. Vallahi abi. Ya bu hükümetten başka hükümet yok. Yani verecek adam yok. Başka var mı? Verecek adam bana göster ya. Kime verin? Hadi söyle de ona verin. Ya bu adamdan başka adam yok. Denenebilir. Yok. Denenebilir. Yok. Denenme yok. Biz çok şeyler gördük. Siz daha ne? Daha yenisiniz ya. Tüp kuyruğunda ölen insan. Çocuğun var mı abi? Çocuğun var mı abi? Var. Kaç tane? 5 tane. 5 tane. Tek bir baba olarak çalışarak büyüttün değil mi? Evet. Normal bir memur olarak mı çalıştın abi? Sen işçi miydin? İşçiydim. İşçiydin. Evet. O zamanın parasıyla, sen o zaman emekli olduğunda, o zaman emekli ikramiyesiyle evet. Ev alabiliyor muydun üzerine belli bir defa? Oo, bak orada dur işte. Neden? Bak orada dur. Ben anlatayım. Anlat. Ya tamam şu anda bir sıkıntı var. Yok değil. Abi daha demin yoktu. Nasıl yoktu? Yok diyordun. Ya tamam sıkıntı yok. Şimdi var diyorsun. Ne var diyorsun bir de. Sıkıntı yok. Kardeşim nasıl yok ya? Allah'ım. Ya sıkıntı var ama o kadar değil. Nasıl? Yani verecek adamımız yok. Yani önümüzde bir adam yok. Kime verek? Ya bu kötünün iyisi bu. Ya sen, kardeşim sen o zaman Erdoğan'a ver. Ya tabii bu Bakırköy'deyiz ya. Bakırköylüler o adamı bu hükümeti sevmez. Biz de sevmezdik. He? Biz de sevmezdik. Abi hükümetlik değil olay. İyi yanları var mı insanın? Ama diyorum ki sana seçtiğin partinin iyi yanı var. Çok güzel yanları var. Seçtiğin ama... bu partinin var ya. Yani bu Türkiye'ye çok büyük hizmetleri var. Tamam var evet. Çok güzel de hizmet etti. Onaylıyorum.
Ama bir insan hatasız olur mu? Ya tabii ki hatasız. Ekrem İmamoğlu'nu söylediğim zaman niye tatile gitti diyorsun? O Ekrem'i söyleme. Ekrem bir şey yapmadı. Niye abi? O adam boş adam. Aa, kim? Aman, Ekrem boş adam ya. Kardeşim, yok yok. Ne Ekrem ya? Bahale. Allah Allah. Bahale. 8 bin lira maaş verdi. Ne yaptı göster, yaptı eseri göster Allah Allah. Daha yeni adam, dur bakalım. Hiç gücü tatil, tatil, tatil. Başka tatil, başka şey. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ya yaptı eseri göster eseri. Kardeş sen boşuna konuşsun. Allah Allah. Kardeşim Ekrem İmamoğlu diye bir şey yok. Beni de televizyona koyun da görsünler çocuklarım. Göstür ne ya? Ekrem. Adam gibi bir adam gelmez. He he he. O senin bak sen bakır körü değil misin? Bakır körü değil misin? Bitti tamam. Kardeşim. Allah Allah. Erdoğan'ın Erdoğan'ın hanımı ya, Erdoğan'ın başka adam yok. Yok yok. Aa! Yok. O zaman yok. Ha bravo. Bak. Hakkını verdi Allah'ından. Sana yok be. Yok sana ya. Benden de. Allah bundan başka adam var mı? Göster göster. Kime vereceğiz? Ulan göster kime vereceğiz? Göster. Abi evin Allah var mı? Allah. Evin var mı? Var. Kaç tane? Niye söyleyeyim canım Allah Allah. Bak ben sana kaç tane diye sordum. Ya. Fazladan evin olduğunu farkındayım şu anda. Niye söyleyeyim, benim oturacak şekilde bir evim var, emeklim senin var, çoluk çocuğumun bir işi gücü var. Ben direkt sana kaç tane evim var diye sordum. Bak kardeşim, bak bu hükümetin yalnız bir hatası oldu şu anda. Emeklileri bir kenara attı. Evet. Sahtekar üçkağıtçılık hatası. Heh, burada bir hatası var. Kabul ediyorum, bak bütün halka da sesleniyorum. Bu hükümet burada bir hata yaptı. Eminim de çok büyük bir hata yaptı. Niye? Yani emekliyi ayaklarının altına alıp ezmeye çalıştı. Biz de ona burada hatalı. Gel, tamam. Biz de onu ezelim. Ben başka bir hatasını göremiyorum bu hükümet. Hep hatalı. Varlığı hata, varlığı. Kardeşim. Varoluşu hata. Türkiye'yi yedi, yedi, yedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oyuyor. Atatürk'e küfür ediyorlar. Emeklere hata yaptı. Yalan değil. Doğru. Kardeşim kendine saray yaptı. Her şeye yaptı. Habur sınır kapısında seyir mahkemeleri kurdu. Hataydı. Bak beni dinle beni. Habur sınır kapısında seyir mahkemeleri kurdu. Hataydı. Kandırdılar. Barzani'yi meclise çıkarttı. Kandırdılar. Şivanperver'i çıkarttı, kandırdılar. Bugün ondan sonra sana sayayım. Bütün santralları sattı, kandırdılar. FETÖ'yü okulların açtı. Ondan sonra alkışlıyordunuz. Yine kandırdılar. Ya madem dur. Hayır zorlama. Bir tane fabrika yaptı. Bir fabrikamız kaldı mı? Şekeri dışarı. Madem bu hükümet ediyorum bu kadar kötü de. Lan dur dakika. Madem bu hükümet kötü de 22 senedir, 24 senedir niye Türkiye'nin başında? Hadi soruyorum sana. 24 senedir bu hükümet görev yapıyor. Madem kötü. Hadi sana soruyorum. Senin yüzünden abi. He? Senin yüzünden. Demek ya bu hükümet çalışıyor ki 24 senedir ülkenin başında. Bahala kardeşim da kendi şeylik yapıyor. Bana cevap ver diyorsun. Ben de senin yüzünden diyorum. He? Senin yüzünden. Ne? Niye benim yüzümden? Neden benim yüzümden? Senin gibiler atıyor işte. Niye? Sana kardeşim, ben. Kardeşim 40 sene Almanya'da. Lan 24 sene ülkenin başında, başında. 40 sene. Allah Allah. 40 senedir bu Almanya'da çalıştı. Yapmış, vermemiş onları. Milleti kandırmış. Tokileri yaptı kimseye. Kanma, niye kanıyorsunuz onu? O zaman kandırmayacak. Lan niye kanıyorsunuz onu? Kanma. Kardeşim. 40 sene Almanya'da çalıştık. Şuradan yedik. Şuradan sıktık, şuradan yedik. He tabii ben inanıyorum sana. 3 kuruş para biriktirdik onu. Demek şimdi soymaya kalmış. Sen Avrupa'da çalışmışsın, bir şeyin yok. Ben Türkiye'de çalışıyorum. Her şeyim de var. Maşallah. Evet, sende de var hırsızlık. Evet, her şeyim de var. Allah aşkına şu canları hepsine sor. Senin gibi mi diyecek? Ne? Senin gibi mi diyecek? Bundan başka hükümet yok kardeşim. Tamam mı? Bundan başka hükümet yok. Bu kötünün iyisi. Sağlık tut, sağlığına tamam kardeş, kardeşim. Kötünün iyisi. En büyük hükümet Atatürk'tü, ondan iyisi de. Tamam ben bir şey dediğim yok. Atatürk'e bir şey değil. Atatürk'e laf konuşma. Atatürk bizim eserimiz. Tayyip Atatürk'ün düşmanı, bunu duymadın mı? Ya yaşlı mı? Lan kör olma Allah'ını çözsün. Ya bırak gözünü seveyim sende ya. Kardeşim sen nerelisin? Sana ne neler oldu mu ya? Ya şöyle bir dün. Allah Allah. Ben neler oldum sana? Bir şey soracağım. Bir şey yok. Ben Yozgatlıyım. Abi bir şey soracağım. Bak, hemen hemen yaklaşıyoruz bir. Ben de iyi deliyim. Yenge yanlış mı konuştun? Vallahi şuna. Yok yok. Kötü mü konuştun? Vallahi ben 50 senedir yurt dışında yaşıyorum. Görüyoruz az çok. Ama siz yurt dışında yaşıyorsunuz da boşa yaşıyorsunuz. Niye yaşıyorsunuz? Size diyorum, demin ben ablama söyledim. Ya ne? Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Biz
bu Türkiye'de her şeyi ya, yapıyoruz. Ama oraya hiç kuru su gitmiyor. Allah'a şükürler olsun. Para tuvalet temizleyip biriktirip burada yapıyoruz. O zaman niye hiçbir şey yapamıyoruz diyorsun? 11 ay eşek gibi çalışıyoruz affedersiniz. Tamam mı? Biz de burada buraya eşek geliyoruz. Gibi çalışıyoruz. Hani hiç çalışmıyor. Ama bazı insanlar tuvalet temizleyi beğenmiyorlar amcacığım. Anladın Almanya mı? Almanya dedin mi? Ah tuvalet... Hiç 5 kuruş etmez, tuvalet temizliyor da diyorlar. Ben de diyorum keşke ki, ya arkadaş madem bu hükümet kötü, 24 senedir bunun Türkiye'nin abi, başında kötü, niye? Kötü sen iyi bunun değil. Bunun hesabını verin bak, ya siz bunun. Kötü bunun, iyi değil. Niye 24 senedir bu adam görev yapıyor, bunun hesabını verin peki ya. Peki bir şeyi denemeden nasıl göreceğiz? Kardeşim. Ne? Bir şeyi denemeden nasıl göreceğiz? Ya denedik 24 senedir deniyor işte. O değil abi. İnanışları kandırarak. Kardeşim birini denemeden nasıl göreceğiz? 5 senedir deniyor işte ha, bu belediye başkanı. Ne yaptı? Hiç sıfır. Yaptı abi yani. Niye yaptığını görmüyorsun ki? Kardeşim İmamoğlu kazandı. İmamoğlu. Ondan sonra şey dedi ki Bilal-i Yıldırım. Bunlar nasıl kazandı? Lan Murat'ım dediğin adam. Dedi. Abi tam bir şey söyleyeceğim. Binaları dikti. 11 tane ilin imar affını kim verdi? He? 2018'den 2023'e kadar he? Çevre ve Şehircilik Bakanı kimdi? Hükümet verdi imar affını. Kim verecek? Çevre ve Şehircilik Bakanı kimdi? Murat Kurum'du. He. Bak Murat Kurum kime bağlı? Murat Kurum diye biri yok. Ben tanımıyorum onu. Ha, görev yapmadık. Görev yapmayan adam beni ne tanıyor? Nasıl görev yapmadı ya, abi? Çünkü... İşi gücü tatil. Başka bir şey yok. Abi, Murat Kurum mu? Evet. Allah Allah. Tamam abi eyvallah.